Merhaba arkadaşlar. Bugün yediğimiz besinlerin sıralamasının kan şekerimizi ne kadar yükselttiğine bakacağız. Önce karbonhidratı alacağım bugün. Daha sonra proteinleri alacağım. Ondan sonra kan şekerimin ne kadar hızlı yükselttiğine bakacağım. Bizim amacımız kan şekerimizin çok hızlı yükselmemesi. Çünkü çok hızlı yükselen kan şekeri çok hızlı yükselen insülin demektir. Dolayısıyla bu vücut için zararlıdır. Birçok zararı var. Arkadaşlar çok fazla, çok hızlı bir şekilde insülin yükseldiği zaman yani insülin spike dediğimiz olay gerçekleştiği zaman çok hızlı bir şekilde de normal seviyenin altına düşer. Bu da kronikleşmeye başladığı noktada ikinci tip diyabet dediğimiz hastalığa yol açar. Çünkü kanda biriken çok fazla şeker hücreler tarafından artık kullanılamaz. Dolayısıyla şeker birikmeye başlar. Yani glikoz birikmeye başlar. Glikoz biriktikçe de pankreas insülin salgılamaya başlar. Daha sonra insülin direnci oluşur. Birçok sağlık problemine yol açabilir. İşte kalp problemlerinden böbrek problemlerine, sinir problemlerinden görme problemlerine kadar. Sporla ilgili kısmına gelecek olursak yağ yakmamızı engeller. Eğer kanda çok fazla şeker varsa ve hücreler bunu kullanamıyorsa kilo almaya başlarız. Arkadaşlar yediğimiz besinler şekere dönmek zorundadır. Glikoza dönmek zorundadır. Glikoza döndükten sonra pankreas insülin salgılar. İnsülin hücreye gelir, hücrenin kapısını açar. O glikozu besinleri hücre içerisine taşınmasına yardımcı olur. İşte bizim kanımızda çok fazla dolaşan şekeri bir şekilde minimize etmemiz lazım. Bugün yapacağımız testte besin sıralaması testi yapacağız. Önce karbonhidratı alacağız. Ondan sonra proteinleri alacağız. Ertesi günü önce proteinleri alacağım. Sonra karbonhidrat alacağım. Aradaki kan şekeri yükseltme değerlerine bakacağız. Önce parmağımızdan kanı çıkartalım. Evet, şu anda kan şekerim 98. 98 arkadaşlar normal 98 miligram desilitrede. Yüzün açlık kan şekeri 100 miligram desilitrede normaldir. Benimkisi şu anda 98. Bakalım kan şekeri ne kadar yükselecek. İki tane haşlanmış yumurta yaklaşık 140 kalori, 12 gram protein var. Yulaf ezmesi var, 40 gram, 140 kalori, 27 gram da karbonhidrat var. Yulaf ezmesini suyla karıştırdım. Evet, şu anda yemek yememin üzerinden yaklaşık yarım saat geçti. Bakalım kan şekerinde durum ne? Evet arkadaşlar şu anda 201. Yani iki katından fazla hızlı bir artış var. 201 miligram desilitrede önce karbonhidratı aldığımda yarım saat sonraki kan şekerimin yükselme hızı 98'den 201'e çıkmış.
Evet, şu anda yemeğin üzerinden yaklaşık 1 saat geçti. Tekrar kan şekerimize bakalım. Şu anda 107'ye düştü arkadaşlar. Yaklaşık 1 saat sonra. Yani spike yaptı ve şu anda düşüşte. Evet, önce yulafı yediğimizde, yani karbonhidratı ve peşinden proteinini aldığımızda yumurtaları. Kan şekerimiz, açlık kan şekerim 98'di. Yarım saat içerisinde 200'lere çıktı. Ondan sonra tekrar 1 saat içerisinde 100'lere indi. Yani şöyle bir grafik çizdik arkadaşlar. Bir dahaki denememiz önce proteinler olacak. Aynı besinler. Önce protein, yumurta, sonra yulaf ezmesi yiyeceğiz. Bakalım arada bir fark olacak mı? Evet, bugün önce proteinler alacağım. Yine aynı yemek. 2 tane haşlanmış yumurta ve yulaf ezmesi. Önce proteinlerden başlayacağım. Yumurtaları yiyeceğim. Daha sonra karbonhidratı, yulafı yiyeceğim. Öncelikle açlık kan şekerimize bakalım. Yaklaşık 9 saattir falan yemek yemedim. Bakalım kan şekeri şu anda ne? Evet, şu anda açlık kan şekerim 90 miligram desilitrede. Bakalım kahvaltıdan sonra ne olacak? Hemen yumurtaları yemeye başlayalım. Arkadaşlar, şu anda yemeğin üzerinden yarım saat geçti. Bakalım kan şekerimde durum ne? Önce kanı çıkartalım. Evet, şu anda kan şekerim 149. Dün önce karbonhidratı aldığımda 200'lerdeydi. Bugün 149. Yani insülin öyle spike yapmamış. Kan şekerim çok fazla yükselmemiş önce proteini aldığımızda. Evet arkadaşlar, şu anda yemeğin üzerinden 1 saat geçti. Bakalım kan şekerindeki durum ne? Evet, şu anda 100. Yani bu testte şunu öğrendik. Karbonhidratları biz önce aldığımız noktada kan şekeri çok hızlı bir şekilde yükseliyor. Kan şekeri yükseldiği zaman da insülin çok fazla yükseliyor. İnsülin spike dediğimiz olay gerçekleşiyor. Bir anda yükseliyor, bir anda yükseldiği için de bir anda düşüyor. Dünkü denememizde 98'de açtık kan şekeri. Ondan sonra önce karbonhidrat aldığımda 200'lere çıktı yarım saat içerisinde. 1 saat sonra tekrar 100'e döndü. Yani şöyle bir grafik çizildi. Bugün yaptığımız deneyde de önce proteinleri aldığımızda kan şekerim 90'dı. 140'a çıktı. Yani ivme şöyle oldu. 100'e indi. Dolayısıyla arada bayağı bir fark var. Bizim amacımız arkadaşlar kan şekerini çok fazla yükseltmemek. Yani kanda çok fazla şeker olduğu zaman insülin görevini yerine getiremiyor. İnsülinin görevi kandaki şekeri hücrelere taşımaktır. İşte hücrelerin kapısını açmaktır. Ki hücreler bu kan şekerini, glikozu enerji olarak kullansın. Bizim yediğimiz besinleri küçük parçalara ayrılıp glikoza dönülüp kana karışması lazım arkadaşlar. Yani kan şekeri dediğimiz şey bu. Şimdi çok fazla kan şekeri olunca insülin görevini yapamıyor. Bu sefer pankreas insülin yetersiz diyor. Daha fazla insülin salgılamaya başlıyor. Kanda şeker birikiyor. Bu sefer vücut insüline direnç göstermeye başlıyor. Yani insüline duyarsızlaşıyor. Dolayısıyla
kandaki şeker miktarı düşürülemiyor. Bu ilerleyen zamanlarda da ikinci tip şeker hastalığına yol açıyor, kilo almaya yol açıyor. Yani bizim amacımız insülini, insülin spike yapmadan şöyle grafiği biraz daha düşük seviyede tutup beslenmemizi ona göre ayarlamak. Bu da güzel bir deney oldu. Güzel bir test oldu. Demek ki besinleri aldığımızda besin sıralaması da önemli. Yani yiyeceklerin tabii ki glisemik indeksi önemli. Yani kan şekerini ne kadar hızlı yükselttiği ama sıralaması da önemliymiş. Bunu öğrendik. Siz de yorumlarınızı yazın. Bakalım siz neler düşünüyorsunuz? Bu tip videolarda gelmeye devam edecek birçok testler yapacağız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Herkese bol şans. Bum! Uzak. Diğer tarafta... Inner side. Inner upper peak. That's... Para çok önemli. Dolayısıyla... Seksini sormak zorundayım. Aşağı gidelim. Bizden yağ yakmak istediğimizde ne kadar...